Mı sadece kendime rakip gördüm? Yaş gereği hani daha bilgili, Yaş daha derken? yani yemek konusunda daha bilgili, daha Yani iyi. yaşa mı bakıyor şimdi bu yemek olayları? İki devi. Yani siz yarışmaya başladığınızdan beri beni hiç ciddiye almıyorsunuz. Hepinizden bahsediyorum bu arada. Oh, Hiçbiriniz Bekir yapamaz, Bekir'e demez. Yaptım mı yaptın yaptım. sen, evet. Hepiniz gördünüz. Tabii siz Seda Hanım tarafından bize emanet edilen yemeklere her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir yarışmacının yemek yapmasına şiddetle karşısınız ama, değil mi? Bence hepsini yapamadınız. Bence karşısınız. Bana hiç güvenmediniz yani. Yaptım mı Evet, Seda Hanım? yaptım. Yaptım. Ve hala iddia ederek böyle kendi yemekleriniz benim yemeğimle kıyaslıyor ve beni küçük görüyorsunuz bu masada. Küçük görmek değil de hepsini yapamadınız bence. Beğendiklerimize beğendik dedik. Evet. Tatlınız çok güzeldi. Evet, tatlı çok güzeldi. Ya Bence tezcansı mı çok güzeldi çocuğun? Güzeldi. Vallahi Alacağınız güzel. da çok güzeldi. Ben yorumumu yaptım. Beğenmediklerimi de beğenmedim dedim. Ha, beni Hiç oradan şaşırttınız bu olmamış. konuda. Ama Ayfer Hanım'ın sadece Nurhan Hanım'ı kendisini rakip görmesi beni çok şaşırttı. Öyle düşünsün, önemli değil. Zaten yanılttı o da beni. Hem menüsüyle hem de yaptığı yemeklerin lezzetiyle yani şaşırttı beni. Bekir'in menüsü daha zahmetliydi ya. Evet, Nurhan Hanım'a göre daha zahmetliydi. En önemli ana geldik. Ana yemek. Onu da beğenmeyecekler ki. Ya çok şey değil. Ben öyle takılıp kalmıyorum açıkçası. Yani ben beğendim. Menüsü önemli değil. Ayfer Hanım intikam alıyor. İntikam alsın. Yani sıkıntı yok. Eğer ben beğenseydim beğendim derdim. Yanlış kişiden mi intikam alıyor? Evet. Şimdi içeride şey dedi. Nurhan Hanım'ı rakip görüyordum kendime dedi. İtiraf etti. Bunlar hep kıskançlıktan mı? Bana da öyle geliyor ya. Ya bir de hırs yapıyorlar yani hani tamam yarışmadayız ama Ayfer Hanım bugün çok hırslı ama. Çok hırslı değil mi? Evet. Sona yaklaştık ya ondandır. Yani bu kadar kolay bir menüden hani ben yine güzel şeyler beklerdim açıkçası. Çünkü paçanga böreği Lezzetli. kaç dakikada Lezzetli yapılabilecek, evet iç harcı olması pişmemiş. gerekiyordu. Yani bu This kadar madem bu kadar basit bir menü seçiyorsa eğer Nurhan Hanım bari güzel olsaydı Aslında yiyecekler. paçanga da riskli ya. Yağlı mağlı bir şey yani. Ara sıcakta bu kadar yağlı şeyler olmamalı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Çok değil mi ya? Yağlı yani. Evet. Ne olursa olsun kızartma. Yağı This çekiyor ya. sunumlarını daha önceden hazırladı dedi. Ama yapmamıştı bir sunum. Yani ne sunumu hazırlamış olabilir ki? Ben Salatayı anlayamadım. doğramış getirmiş. Yani kahvaltı tabağıydı bu. Yani şu ana kadar bir sunum görmedim. Açık büfe kahvaltı tabağı. Ben çay bekledim yanında. Yok ben bu paçanga böreğiyle ilgili genel anlamda söyledim. Yani Nurhan'la ilgili değil. Aslında bu çeşit börek riskli, yağlı Evet. çünkü. Çok yağlı değildi Seda Hanım. Hani öyle yoğun sadece şey Çekmiş içindekiler. yağı, Evet çekmiş çekmiş. ama hani mesela dün Vahide Hanım'ın ara sıcağı çok yağlıydı. Ben zaten geldiği gibi Çok yani yağlıydı. sızdı Benim böyle tabağa çok tabağımdaki çok yağlıydı. yağlıydı. Ama etin çok güzeldi. Hiç Evet. inanmamama rağmen sen dedin ya yerken göreceksiniz Seda Hanım. Etiniz okum gibi. Et çok güzeldi. Teşekkür ederim. Yani çok O büyük. pişme şeklini Ama biz önce öyle yapıyoruz Seda Hanım. Güzel İnanamadım. hepsini içine çeksin diye öyle yapıyoruz. Nasıl pişirdiniz? Nasıl pişebilir o et? Eti nasıl yaparsın? O eti aldım. Yani marine ediyorum ben. O şekilde pişiriyorum. Buzdolapta bekletiyorum.